Doktor hanım, iyi günler. İyi günler. Gelebilir miyim? Hasta mısınız? Evet. Tamam o zaman, buyurun oturun. Şikayetiniz nedir acaba? Ya benim çok ağrım var. Ama yani her yerim ağrıyor. Ya gitmediğim hastane kalmadı. Biri diyor böbreğinizde sorun. Biri diyor kalbinizi açalım. Biri diyor midenizi keselim. Biri diyor sizin davağınızı. Yani velhasıl ne yapacağımı şaşırdım. Her yerim ağrıyor ama bir çözüm bulamadık. Tamam, tamam. Lütfen sakin ol. Önce ufak kontroller yapalım. Şimdi sizden şunu istiyorum. Sağ elinizle sağ gözünüzü kapatabilir misiniz lütfen? Sorun sanıyorum beyinde. Tekrar deneyelim, tekrar deneyelim. Tutta çareler tükenmez, siz de biliyorsunuz bunu. Sağ elimizle sağ gözümüzü kapatalım. Ha ya. Buyurun. Evet. Gözler. Doktor, şimdi gözüme girdiniz işte. Teşekkür ederim. İltifat olarak alıyorum bunu ama. İltifat olarak alıyorum. Evet. Peki hala. Şimdi dilerseniz kalbinizi dinleyelim Mesut Bey. Tabii, buyurun. Sırttan mı? Buyurun. Hayır. Şimdi kalbinizi bizzat kalbinizin kendisinden dinleyeceğiz. Nasıl ya? İsviçreli bilim adamlarının yaptığı son dönem teknolojilere bakılacak olursak, bundan sonra organlarınızla direkt konuşabiliyorsunuz. Yani organlarınızla birebir iletişime geçeceksiniz. Ne diyorsun ya? Yemin et. Allah cezamı versin. Hazır mısın? Hazırım. Kapımızı alalım. Yutalım onu. Suyumuz var zaten. Lik 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 içtik. Hazır mıyız? Evet. Hazır. Lütfen açalım, organlarımızı görelim. Bu sırada siz de lütfen heyecanınızı bastırmaya çalışın. Çünkü bakın bu bir ilk. İlk kez olacak bu. İşte. Ya bunlar mı benim organlar? Muhteşem bir manzara değil mi? Ama dilerseniz onları bir tanıyalım değil mi? Onlar kimler? Bakalım organ kardeşler kimler? Şimdi şu kayıp bakanı görüyor musunuz dil dışarıda? Bakın şurada dil dışarıda. Ha evet. İşte o karaciğer oluyor. Bakın şurada yelleniyor. Görüyor musunuz iki elini açmış? O akciğerimiz. Bakın şurada boğazda suratsız oturan var ya. Bak bak, selam çaktı. O bağırsak oluyor. Şu gevşek gevşekçikle çiğneyen kızı görüyorsunuz. O dallak. Şu tıkınanı herhalde tarif etmeme gerek yok. Gördüğünüz gibi mide. Zaten belli başlı. Mide olduğu belli. Şu umarsızca omzunu silkeleyen de kalbiniz. Ya, evet. Benim kalbim bıyıklı mı ya? Ha, her şey bitti. Organlarla konuşuyoruz. Ona şaşırmıyoruz. Kalp bıyıklı, ona mı şaşırıyoruz Mesut Bey? Tesip edin lütfen. Haklısınız. Lütfen. Ne yapıyorsun? Yani Mesut, kıvırcık saçlı olmasına takılmıyorsun. Bıyığına takılıyorsun. Kalp buldum, bıyıklısını arıyorsun ben. Adam akciğer diyor, yeşil yelpaze sallıyor. Bağlantıyı kuralım mı? Konuşmak ister misiniz? Lütfen. Tabii ki. Hemen bağlantımızı kuralım. Organcıklar da kendilerine geldi. Buyurun mikrofonunuz. İletişime geçebilirsiniz. Kalbim. Kalbim. Duyuyor musun? Bana mı sesleniyor oğlum? Oğlum bu adam bizi görebiliyor mu lan? Kalp. Kalp, benim sahibim Mesut. Bak bak, buradayım. Aa, vallahi gördü ya. Ya kalp gözü diye bir şey varmış doktor ya. Lan bizim dış cephe bu mu lan? Oğlum inşallah bu doktor estetik cerrahdır ya. Vallahi bizim niye aşk acısı çektiğimiz belli. Şey, tipine bak, tipine bak ya. Ya bu ne ya? Benim kalbim bayağı atarlıymış. Ama lütfen, onun doğasında var. Organlar, selamlar, sevgiler, hürmetler öncelikle. Arkadaşlar, dostlar, Mesut Bey'in rahatsızlığı var ve sıkıntısı var ve bize ulaştı. Soruyor, acaba benim neyim var diyor. Buyurun. Efendim, bu Mesut olacak adamdan biz organlar olarak şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz. Çok şikayetçiyiz. Elimizde olsa, mümkün olsa başka bir bedene bile çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum ama yani. Tamam. Tamam, lütfen sakin olun. Hepinize teker teker söz vereceğim.
Ne oldu da bu hale geldiniz? Lütfen anlatın. Efendim ne olacak ya? Ne olacak ya? Bu arkadaş, bu yanınızdaki olan, beyni yerine şu anda adını vermek istemediğim bir arkadaşımızla düşünüyor. Biz her şeyimiz yolundaydı, biz iyiydik. Uyku düzenimiz, yemek düzenimiz, her şey yolundaydı. Sonra bir gün terk edildik. Bu mal gitti, gül gibi kızı bıraktı. Ondan sonra bizim bütün düzen şaştı. Ne oldu peki? Neden bırakmış? Ne olmuş? Diyorum ya işte beyin yerine... o malum arkadaştan düşünüyor. Pislik seni. Pis abi. Terbiyesiz. Abi. Sevzek. Ne kadar abi. Yemek yapıyordu kızla. Mis gibi yemek yapıyordu. Merak etme kalp. Ben arkandayım. Vallahi akciğer sağ ol. Sen de olmasan var ya. Mesut Bey bu durumda size söz hakkı doğuyor. Ne diyeceksiniz? Ya ben aslında o zaman... Ya bunun benim şimdi arılarımla ne alakası var? Lan ne alakası var olur mu? Ba. Salağa bak salağa. Ne alakası var? Doktor hanım kız gitmeden önce vallahi iyiydi bizim düzenimiz ya. Kız bir gitti düzen şaştı. Bak. Karaciğere bak. Doktor sen hiç alkolik organ gördün mü? Şunun tipine bak hayatı kaydı bunun. Ben halimden memnunum. Arkadaş sen böyle devam et zaten bu kızdan sana yar olmazdı. Ne diyeceğim? Hastane çıkışı içmeye gidelim mi aç kalsın? Vallahi ne bileyim ben ya. Oğlum şunun kanına girme gözünü seveyim ya. Vallahi ben bunlardan çok çekiyorum. Vallahi çok çekiyorum ya. Ya ben 28 yaşında kalbim 50 gösteriyorum 50. Benim iki damarım dıkalı dıkandım. Ne? İki damarım tıkalı mı? İki damarım tıkalı tabii ya. Oh. Allah'ım ya Rabbim ya doktor hanım. Bu vicdansız Urfa'yı, Adana'yı pizzaya sarıp yiyor ya. Şu midenin haline bak. 3 ayda işkembeye döndü bu. Geçen gün ciğere göz dikti ya. Ama güzel yağlandı bu da be. Maydanoz, soğan 10 numara gidersin sen yemin ediyorum. Beni bunun yanından alın. Korkuyorum. Ya kardeşim siz şikayet edemezsiniz. Siz benim organlarımsınız. Konuşma lan. Konuşma. Ulan suratına çalıştım. Gel lan. Çıkışa gel. Dibinde ya. Sakin ol biraz ya. Lütfen ya. Ben sana neden Allah'ın dara. Dara. Hayret bir şey ya. Bağırırım bağırmam. Bağırsa suç, bağırmasa suç. Vallahi tamam. Baba. Çok özür dilerim. Mesut Bey hiç sırası değildi. Şahsen tıkandım yani. Yalnız Bağırsak Bey, siz de yani bir tuhafsınız. Bakıyorum yani çok uzun zamandır tembellik ediyorsunuz canım. Böyle şey olur mu? Siz de birazcık çalışacaksınız değil mi? Bir sıkacaksınız, bir bırakacaksınız filan. Lütfen ama yani. Ya lif yok, lif. Ya ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun? Bunun komik tarafı ne ya? Hanımefendi. Ben bu bedenin bütün pis işini ben çekiyorum. Hep bende. Hayır bir, bu adam umumi tuvalete 1 lira vermemek için 6 saat tutuyor ya. Ya hayır canım ben öyle her yerde yapamıyorum da. Hayır bir boşansam rahatlayacağım. Püf, seni Allah. Yerle. Ulan ne yediysen be. Ne yediysen abi. Patron sen de acıkmadın mı affedersin? 3 saattir bir şey yollamıyorsun. Kuru ekmeği talim ediyoruz burada. Burr. Şikayetçiyiz ha, affedersin. Ya arkadaşım sana ne oluyor? Daha gelirken tost yemedin mi ben? Aa, ortağım bunlar şirket olmuşlar, sen bunları boş ver. Sana ne varsa benden fayda var. Bak dün bir tane arkadaşın geliyordu ya gelmedi. He sen şimdi onu ara gelirken gelsin, elinde boş tutmasın.
Yanına da Haydar'ı getirsin. Durum, durum. Durum da getirsin, durum mis. Söyleyin tabii ya. Dürdüğünü satın. Ben dalağım ve gevşeyim biraz, kusura bakma. Durduğunu sat abi ben diyecektim de işte o... Ya dalak dalak konuşma tamam ya. Ben bu dalağı yesem mi acaba? Kan yapar biliyor musun? Yiyin lan, yiyin anasını satayım ya. Oh, ne güzel anasını satayım. Bir de benden yiyin lan, dürüm yiyin lan. Üstüne de tantuni çakın. Gelsin sonra bana çaksınlar. Pili, pili çaksınlar, pili. Ondan sonra gece yatmadan da şarja koyun beni ya. Vallahi çok çekiyorum ya, vallahi ya. Ben arkandayım kalp. Oğlum anladık, tamam sen de arkamdasın. Abi kasmayın, germeyin. Ne bu vücut hallolur ya Allah aşkına ya. Ne yani, şişiriyorsunuz beni. Ya sen boş boş konuşma ya. Ya gevşiyorsun ya şişiyorsun, yaptığın başka bir şey yok ya. Oh mis. Abi şişiyorum da kendi kendime mi şişiyorum? Dır 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 tepemde şişiyorum tabii yani. Sanki her şeyi kendi başına yapıyor yani. Yalan mı arkadaş? Yalan mı? Ben olmasam hiçbiriniz olmazdınız lan. Ne? Kanı kim pompalıyor oğlum? Kanı kim pompalıyor kanı? Hadi. Hadi. Hadi kanı kim pompalıyor? Lan adamın canını sıkmayın bak. Burada patron kim? Gösterttirmeyin. Abi yapma, yapma. Allah aşkına yapma. Lan oğlum herkesin içinde yapma lan. Lan kokoreç, sakin ol kokoreç. Lan bu da böyle agresif bir Orhan ya. Tamam sevgili organlar, tamam. Şöyle yapalım. Şartınız nedir, istekleriniz nedir? Lütfen bize isteklerinizi gönderin yani. Bunu bir şekilde çözelim. Değil mi? Başka türlü olmayacak yani. Efendim benim isteğim belli. Tamam. Ben buraya yazdım. Diyet. Tamam. Diyet istiyorum. Yoksa ben diğer damarda tıkarım. Vallahi onda tıkarım. Karışmam. Listeyi yazdım tek tek. Yolluyorum yukarı. Şu nefes borusundan yollayın. Evet, yolladılar. Gelecek. Ne oluyor ya? Mesut Bey, bu diyet istiyorlar. Diyet. Diyet listesi bu. Ya bu ne ya? Ne bunda diyor? Et yok, hep ot. Yani bunu benim yemeğimin yemesi lazım. Ne diyor, ne diyor ya? Yeme... Aa, bu ineği yiyecek. Ha, onun... İnek de otu yiyecek. Dolaylı anlattı lan. İyi. Olur, olur. Affedersin de erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Etsiz olur mu ya? Bak kanarım yemin ediyorum. Bak delerim kendimi. Asit susak, asitlerim burayı. İlla reflüm istiyorsun lan. Lan manyak manyak konuşma sen de. Sen sonra istersin benden oksijeni. Oğlum her, bana giden her yol dıkalı gözünü sevdim. Bir müsaade et de açalım şu yolları ya. Sığır işkembesine döndün ya. Bak sığamıyoruz. Ben bu kadarcık yerde atmak zorunda kalıyorum. Bak ya bak. Ben arkandayım kalp. Derin derin nefes al. Arkandayım ben. Lan oğlum bak sen de ikide bir sarıyorsun, kırlanıyorum. Yapma ya. Mesut Bey, sıvı olarak da sadece suyu tüketeceğiz. Oldu mu? Su içeceğiz sadece. He? Su mu? Seks su mu? Lan. Allah! Alın beni! Yakın batsın bu beden! Ya doktor hanım yapmayın Allah aşkına. Bakın ciğerim parçalandı. Vallahi yapılacak hiçbir şey yok Mesut Bey. Kusura bakmayın. Bir süre bunlara uyuyacaksınız. Yoksa kalbinizde üçüncü damarda tıkanır ve kalp krizi riski misliyle çıkar. Lütfen. Ay ağzına sağlık ya. Ağzın bal yesin ya. Ya ben bunları anlatamıyorum ya. Arkadaş, illa anjiyo mu olalım? Ha? İlla sol kolu uyuşturayım mı yani? Doktorun dediklerini yap. Uyuştur lan. Yapmıyorum. Hadi bakalım. Benim ah, ciğeri arkadan yel geldi. Dur. Sistem çöküyor ya. Yel geldi arkadan. Yapmıyorum lan. Hadi uyuştur bakalım. Benim bedenim benim kararım. Hadi bakayım. Birader bari bir büyük yap ya. Büyük varsa ben de alırım. Ya kebapsız lahmacunsuz olmaz gözünü sevdiğim patron yaşasam böyle devam. Aslanım benim hadi bakayım. Üstüne de künefe mis. Yiyeceğim, yapacağım. Organ benim, vücut benim kardeşim. Organ senin, vücut senin. Aha bu damar da benim lan. Tıkıyorum lan ben bu damarı. Dur, yakarım oğlum bu vücudu, yakarım. Yakarım bu vücudu. Arkandayım, arkandayım kalp. Gel biraz daha gir, gel. Yapma! Vallahi tıkıyorum bak. Oy, oy, oy. Yapıyorum! Yapma! Yapıyorum! Yap, yapmazsan adam değilsin. Yapamıyorum. Ben kalbimi kıyamıyorum, duygusalım. Ha? Şöyle adam olun iki dakika. Ya doktor, sağlık mağlık diye bir şey yok. Ben iyiyim ya, turp gibiyim vallahi.
Abi ne oluyor ki saatte? Ne oluyor? Şiştim burada. Ne oluyoruz ya? Uyku etmedi, sıkıntıdan patlayacağım ha. Ana, apandisit. Sahnede bir apandisit varsa mutlaka patlar. Çok iyi. Gülmeyin, gerçekten patlıyorum. Gerçekten patlıyorum ha. Patlayın. Ana, lan kaç. Kaç lan. Kaç. 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 Mesut Bey, teşhisinizi koydum. Apandisitiniz patlıyor. Çabuk hasar yetişin. Çabuk. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırımıza ve de sen de söyle.